Hayata oyun olanların platformu Miss Sunup'tan herkese selamlar. Satın almadan önce serimizin bir başka videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda FIFA 23 satın almadan önce oyuna genel olarak bir göz atacağız. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın, sesi fulleyin, çayınızdan veya kahvenizden bir yudum alın ve başlayalım. Öncelikle oyunda FIFA 22'de bulunmayan neler gelecek onlara bakalım. Kadın futbol kulüpleri. Bildiğiniz üzere FIFA 22'de kadın futbolu vardı. Fakat sadece ülkeler özelinde oynayabiliyorduk. FIFA 23 ile EA bu konuya ağırlık vermiş olacak ki kadın futbol kulüplerini de oyuna eklemiş. Şu an için Barclays, FA Kadın Süper Ligi ve Division 1 Arkema Ligleri bulunacak. Aynı zamanda kadın futbolunda da HyperMotion 2 teknolojisini görüyor olacağız. Crossplay. Namı diğer platformlar arası oynanabilirlik. Artık hepimizin aşina olduğu bir durum aslında bu. Yavaş yavaş bütün oyunlar crossplay özelliğini getirmeye başladı. Böylelikle Xbox'ta FIFA'da oynayan bir arkadaşınızla PlayStation üzerinden karşılaşabileceksiniz. Gördüğünüz gibi bu modlar henüz kısıtlı olup ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor bilmiyoruz açıkçası. Ama şimdilik bu da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kariyer modunda oynanabilir önemli anlar. Gayet uzun bir başlık oldu, evet farkındayım. Ama bunu nasıl açıklasam sizlere? Şöyle diyelim, önemsiz bir maç oynayacaksınız ve vaktiniz de kısıtlı. Maçı simüle etmek istemiyorsunuz ama aynı zamanda full oynamak da istemiyorsunuz. Bu oyun moduyla hem maçı simüle ediyor gibi önemli anlarda devreye giriyorsunuz hem de atak veya defansı sizler yapıyor olacaksınız. Güzel bir mod olmuş gibi duruyor. Daha gerçekçi animasyonlar. Her sene FIFA çıkarken bizlere bu vaatle çıkıyor elbette. Bu yıl yine şaşmadı ve daha gerçekçi animasyonları bizlere sunacağını söylediler. Bu yıl en büyük farklılık HyperMotion 2 teknolojisiyle daha çok veri toplayabildikleri. Bu da yaklaşık 6000 farklı gerçek hayat futbol animasyonu demek oluyor. Sanki yıldız futbolcular sahadaymış havası verecek. FIFA oyuncularının en büyük şikayeti kalecilerin hareketlerinin anlamsız oluşuydu. HyperMotion 2 ile en büyük yenilikleri kalecilere getirdiklerini iddia ediyorlar. Şunu üzülerek belirtmeliyim ki HyperMotion 2 teknolojisi Next Gen olduğu için PlayStation 4 ve Xbox One'da ne yazık ki göremeyeceğiz. İyi yanından bakacak olursak bu sene bilgisayar kullanıcıları da Next Gen'den yararlanıyor olacaklar. Power Shot ve yeniden dizayn edilmiş duran toplar. Diğer büyük değişikliklerden biri ise Power Shot olacak. Bu mekanikle oyunda şutu çektiğimizde doğru zamanda doğru yerde doğru tuşlara basmamızla Power Shot imkanımız olacak. Duran toplara gelecek olursak bambaşka bir duran top mekaniği göreceğimizi söylüyor iyi. Topun neresine vuracağımızı, nereye doğru nasıl falso vereceğimizi ayarlayabileceğiz. Aynı zamanda bunlara yeni kamera açıları da geldiğini duyurdum. Ultimate Team değişiklikleri. Gelelim oyunun en çok oynanan modu olan Ultimate Team'e. FUT kullanıcıları 90 dakika maç yapmaktan sıkılmış olacak ki EA'ye Moments özelliği getirtmişler. Bununla birlikte özellikle FUT modunda maçın belli bir kısmını oynayabiliyor olacağız. Aynı zamanda bu anlarda görevlerimiz olacak ve onları tamamlamaya çalışacağız. Örneğin defans oyuncusuyla röveşata gol atmak gibi eğlenceli duruyor. Diğer bir yenilik ise hafta sonu oynanan gerçek maçların sonuçlarına göre Salah, Firmino, Ronaldo, Haaland gibi oyuncuların attığı golleri bizler yeniden atmaya çalışacağız. Eğer bu görevleri layıkıyla tamamlayabilirsek ödül olarak yeni kartlar ve kiralık oyuncular kazanacağız. Son olarak da EA Sports oyuna yepyeni bir kimya sistemi getirdi. Kullanıcıların en büyük sorunu olan kimyaya farklı bir bakış açısı gelmiş olacak. Örneğin sol bek ve sağ bek aynı takımdan ve aynı milliyetten diyelim. Bunun FIFA 22'de hiçbir etkisi yoktu. Fakat şimdi olacak. Oyuncuların kimyaya etki etmesi için illa yan yana mevkilerde oynamalarına gerek kalmadı. Ayrıca eskiden oyuncuların tek mevkileri bulunuyordu. Artık oyuncularda 2 veya 3 mevki bulunabilecek. Oyun hemen hemen bütün platformlarda çıkış yapacak. Ama az önce belirttiğim gibi Next Gen PlayStation 4 ve Xbox One'da olmayacak. Minimum sistem gereksinimleri ise şöyle. Intel i5 6600K veya Ryzen 5 1600 işlemci, 8 GB RAM, GTX 1050 Ti veya RX 570. Önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle. i7 6700 işlemci veya Ryzen 7 2700X, 12 GB RAM, GTX 1660 ya da RX 5600XT ekran kartı şeklinde olacak. Oyunun fiyatı farklı platformlarda şöyle. Standart sürüm üstünden örnek veriyorum. PlayStation 4 ve 5'te oyun 800 lira. Eğer EA Play üyeliğiniz var ise 720 liraya iniyor. Steam'de 699 TL, Xbox'ta 799 TL olarak satışa çıktı. Böylelikle bir satın almadan önce videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Oyun alacak mısınız, aldınız mı, almak istiyor musunuz veya almaya değer mi? Gelin bunu yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, oyunla kalın.